Şirin mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız rulo poğaça yapacağız. Malzeme listemi hazırladım. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma şöyle bir çay bardağı ılık suyumu alıyorum. Yine şöyle bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle burada bir adet yumurtanın akı var. Sarısını üzeri için ayırdım. Yine hamuruma ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Oradan da ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir çırpacağım. Daha sonra elimle yoğuracağım. Evet, sıvı malzemelerimi çırpıcı ile şöyle biraz çırpıyorum. Daha sonra unumu ekleyeceğim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi unumun şöyle bir miktarını ekleyeceğim. Daha sonra kabartma tozumu ilave edeceğim. Evet, şöyle bir çay kaşığı dolu dolu kabartma tozu ilave ediyorum. Hatta şöyle birazcık daha ekleyeceğim. 1,5 çay kaşığı kabartma tozu kullandım. Paketin tamamını kullanmadım. Şöyle biraz daha karıştırayım. Daha sonra elimle yoğuracağım. Un miktarını hamuru toparladıktan sonra söyleyeceğim size. Çünkü yoğurdun katılığına göre ya da yumurtanın akının büyüklüğüne göre de un oranı değişim gösterecek. Bunun için önce hamurumu toparlayayım. Ondan sonra aldığı un miktarını söyleyeceğim size. Evet, artık elimle devam edeceğim. Tekrar un ilave edeceğim. Yoğurmaya devam ediyorum. Çok pratik bir poğaça tarifi. Bekleme derdi yok. Mayasız olduğu için. Evet, hamurumu toparladım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Şimdi bir iç harç hazırlayacağım. Ben iç harcını patatesle yapacağım. Normalde peynirle yaparsanız çok pratik bir tarif. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ama benim çocuklarım peynir yemediği için ben içini patatesle hazırlayacağım. Evet, patatesli iç harcımı hazırlayacağım. Şimdi şöyle orta boy soğanı tavama aldım. Üzerine de şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve kavuracağım. Bu arada 3 adet patatesi haşladım. Soğudu. Şimdi soğanım kavrulduktan sonra patateslerimi ilave edeceğim. Evet, soğanlarım kavruldu. Şimdi ezmiş olduğum 3 adet orta boy patatesimi soğanların üzerine ekliyorum. Şöyle patateslerin üzerine yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Yine şöyle yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Tuz eklemeyeceğim. Patateslerimi haşlarken tuzunu ilave etmiştim. Tuzuna baktım. Patateslerin tuzu gayet iyi. Onun için tekrar tuz kullanmayacağım. Evet, iç harcım hazır. Altını kapatacağım. Bir iki dal da maydanoz ilave edeceğim. Son olarak da şöyle üzerine birkaç tane maydanoz doğradım. İç harcım hazır. Şimdi poğaçalarımın yapımına geçeceğim. O arada da iç harcım birazcık
ılınmış olur. Şöyle tezgahımı bolca unluyorum. Masamı daha doğrusu. Hamurumu şöyle masama alıyorum. Tekrar üzerine bolca un serpiyorum. Masama çok fazla un serpiştirmemin sebebi hamurun içinde yoğurt olduğu için hafif yapışan bir hamur. Açtıktan sonra masaya yapışmaması, rahat çıkabilmesi için bolca un serptim. Şöyle elimle biraz genişlettim. Şimdi merdaneyle açacağım. Açabildiğim kadar açacağım hamurumu. Tek seferde şekil vereceğiz hamura. Bu arada bu videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa eğer videonun altındaki paylaş butonundan arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Şöyle çevirerek açacağım. Hamuru bir yufka büyüklüğüne kadar gelene kadar açtım. Şimdi şöyle bir çorba kaşığı tereyağını erittim. Hamuruma süreceğim. Şöyle her tarafını eşit bir şekilde tereyağını süreceğim. Hamuru tereyağladım. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum hamurumu. Dediğim gibi bütün poğaçalarımıza tek seferde şekil vereceğiz. Hazırlamış olduğum iç harcımı şöyle kenar kısmına yerleştiriyorum. İki tarafına da eşit şekilde iç harçtan koyacağım. Başta da dediğim gibi dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hamurumu ilk önce bu şekilde kapatıyorum. Bu arada benim iç harcımdan çok az arttı. Dilerseniz iki tane patates de haşlayabilirsiniz. Eğer patatesli yapacaksanız. Şöyle daha sonra şu şekilde yuvarlayacağım. Devam ediyorum. Şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle birazcık bastıracağım orta kısmı, daha yüksek oldu çünkü. Poğaçalarımın yarısına neredeyse şekil verdim şu anda. Keseceğim. Şöyle 2-3 parmak genişliğinde poğaçalarımı kesiyorum. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz tabii ki. Şöyle. Evet, bakın. Poğaçalarımıza şekil verdik. Şimdi tepsiye dizeceğim. Diğerini de yine aynı şekilde katlayacağım. Tepsiye dizeceğim. Poğaçalarım hazır. Bir adet yumurtanın akını hamuruna eklemiştim. Sarısını üzeri için ayırmıştım. Şimdi şöyle bir çırpıyorum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Ben üzerine başka bir şey koymayacağım. Yani susam ya da çörek otu eklemeyeceğim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sade olacak. Bu arada videomu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.
Eğer kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Şöyle devam ediyorum. Poğaçalarım fırına girmek için hazır. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 16 adet poğaça elde ettim. Şu baştakiler birazcık şişman olmuş olabilir. Orada ayarı tutturamadım. Şimdi poğaçalarımı fırına götüreceğim. 200 derecede bu arada fırınımı ısıttım. Siz de kendi fırınızın ayarına göre kontrollü bir şekilde pişirin. Ben şimdi poğaçalarımı fırına götürüyorum. Poğaçalarım pişti. Çok da güzel oldular gördüğünüz gibi. Şimdi size iç dokusunu da göstereceğim. İlk önce servis tabağına alayım. Poğaçalarımı servis tabağına aldım. Şöyle. Şimdi size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın şöyle üzeri hafif çıtır. İçini de göstereyim size. Şöyle yapalım. Bakın içi kat kat zaten. Gördüğünüz gibi. Çok pratik bir tarif. Mayalanmasını beklemiyoruz. Çok kısa bir zamanda poğaça hazırlayabilirsiniz. Bakın içi bu şekilde kat kat. Başta da dediğim gibi ben patatesli yaptım. Dilerseniz peynirli de yapabilirsiniz. O şekilde daha da pratik oluyor zaten. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.